izleyiciler, Üsküdar TV ekranlarına hoş geldiniz. Yetenek ve Başarı programında her hafta olduğu gibi başarının sırlarını ve zihin haritasını alanında çok önemli isimlerle konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Sayın Necdet Aydoğan bizlerle. Necdet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Dinçer Bey, sağ olun. Hoş bulduk. Sağ olun. Ben öncelikle Necdet Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum. Sonrasında da bugün Necdet Bey'le kariyer konusu üzerine, başarı konusu üzerine ve özellikle girişimcilik konusu üzerine bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Necdet Bey uzun yıllar, 10 yıl kadar Amerika'da kalmış. Burada mühendislik eğitimi, makine mühendisliği ve endüstri mühendisliği master'ı tamamladıktan sonra Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde görev almış. Pepsi Cola ve başka uluslararası Alman şirketlerinde üst düzey yöneticilik. Ve sonrasında da Necdet Bey'in bir girişimcilik serüveni var. 15 yıl yanılmıyorsam değil mi? Doğru, 15 yıl geçti. Öncesinde bunun üzerine de sohbet ettik. Ve şu anda Necdet Bey Planet Tech Çevre ve Arıtma Teknolojilerinin kurucu ortağı ve direktörü. Doğru. Planet Tech çok özel bir şirket. Çok niş bir alanda Türkiye'de faaliyet gösteriyorsunuz. Bunları konuşacağız. Ben şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle yurt dışı eğitim hayatınız üzerinden başlayalım. Şu anda yapmış olduğunuz işleri sizi taşıyan bir eğitim serüveni olarak Amerika maceranız nasıl başladı? Sonra Türkiye'ye dönmeye nasıl karar verdiniz? Bunu sizden dinleyelim. Tabii. Ankara Koleji'nden mezun oldum. 60 doğumluyum. Dolayısıyla 78 senesinde mezun olduktan sonra üniversite sınavlarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ni kazandım ama gitmek nasip olmadı çünkü okullar kapanıyordu o dönemde. Ben de önce İngiltere'ye sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Bir yıl kadar İngiltere'de kaldım. Ve makine mühendisliğine başladım. Sonra endüstri mühendisliğine master'ımı yaptım. Sonra 4 yılda mühendis olarak Rochester, New York'ta çalıştım. Bir fiil çalıştım. Pek çok kişilerin sorduğu neden döndün, nasıl döndün ama ilk günden itibaren ülkeme döneceğim ve güzel bir şeyler yapacağım planıyla gittim. Öyle bir plan vardı. Ve o plan hiç bozulmadı. Ve 89 yılında koşarak ülkeme geri döndüm. Tabii orada gördüklerim insanın girişimcilikten bahsedeceğiz. Nedir insanı girişimci yapan, neler olması gerekir? Ama orada gördüklerim de beni çok etkiledi. Olumlu anlamda etkileyen çok güzel şeyler oldu. Çevreye verdikleri önem, suya verdikleri, havaya verdikleri önem, bütün bunlar beni olumlu yönde etkiledi. Ve ben de özellikle güneş enerjisi konusunda kendimi geliştirmeye başladım. 80'li yıllardan bahsediyoruz. Sonra Türkiye'ye geldim, baktım güneş enerjisi oldukça yaygın. Dedim yani bu işi yapanlar var. Ben yeni bir şeyler getirmem lazım ülkeme katkıda bulunmak için. Düşüncesiyle farklı konulara yöneldim. Sonra da Türkiye'ye geldikten sonra da çeşitli firmalarda çalışmaya başladım. Bahsettiğiniz gibi PepsiCo'da, Bayersdorf'ta. Ama tabii bunlar beni daha sonra geliriz herhalde o konuya. Manevi anlamda tatmin eden işler değildi. Ama sorunuzun yanıtı olarak evet Amerika'da gördüklerim beni çok olumlu etkiledi. Bana çok güzel şeyler öğretti. İnsana verilen değerin uygar bir toplumda ne kadar önemli olduğunu, uygarlaşmak için insana ne kadar değer verilmesi gerektiğini, bunun da çevreyle olabileceğini gördüm. Yani izin verirseniz şöyle bir açmak isterim. Buyurun. Bugün suyun olmadığı veyahut da çevre koşullarının kötü olduğu toplumlarda özellikle kız çocukları suyu taşımak zorunda kalıyorlar uzak mesafelerden. Evlerine taşımak zorunda kalıyorlar. Bunu yapmak için de okulu bırakmak zorunda kalabiliyorlar. Ve hiç orada görmediğiniz müthiş sosyal bir yara oluşmaya başlıyor. Kız çocuklarının okuldan geri kalması, eğitimsiz kalması gibi. Ve kökenine indiğinizde suyun olmamasından dolayı böyle bir sorunla karşı karşıya kalındığını görüyorsunuz. Yani dolayısıyla bir ülkenin kalkınması için çevre koşullarının uygun olması gerekir. Sürdürülebilir olması gerekir ki o kız çocukları okula gitsin ve ülkenin tamamı kalkınabilsin. Bir şey daha söyleyeyim. Peki. Buyurun. Mesela şu anda su kaynaklarının doğru kullanılamamasından dolayı 2030 yılında
2030 yılında işte artı eksi 1-2 yıl diyelim. Türk köylüsü çok büyük ölçüde zaten şu anda şehirlere göç etmekte, inşaat işçisi olmakta. Bu bayağı bir artacak. Ve ciddi boyutlara geldiğinde de Türkiye'de tarım yapacak köylü kalmayacak. Ve biz büyük ölçüde gıda konusunda yurt dışına bağımlı olacağız. Yine bunun da kökeninde tabii ki mazotlu şuydu buydu daha mazot fiyatlarıydı. Veyahut da gübre fiyatlarıydı pek çok şey var ama su da var. Çevre koşulları da var. Suyun olmadığı bir yerde tarım yapmanız mümkün değil. Bunları orada gördüm ben. Ve bunları gördüğüm zaman da yani bu konuda benim bir şeyler yapabileceğimi, kendimin bir şeyler yapabileceğini hissettim. Ama düşüncelerimi eyleme geçirmek epey bir zaman aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde almış olduğunuz bu mühendislik eğitimi sizin çevre sorunlarına da olan bakış açınızı etkileyerek bu noktada girişimcilik fırsatlarını görmenizi sağlamış anladığım çok kadarıyla. Çok doğru, aynen öyle oldu. Ve gelecek her ne kadar endüstri toplumu, yüksek teknoloji desek de insanın varoluşuyla alakalı temel tarım gibi, su gibi temel konularında ihmal edilmemesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu noktada sizin yapmış olduğunuz bu iş, işte şu anda çevre ve arıtma teknolojileri işi bir anlamda insanlığa da hizmet eden bir tarafı var aslında. Çok. Bir sosyal girişimcilikte sayılabilir mi yapmış olduğunuz kesinlikle. İş? Böyle bir tarafı var. Doğaya, insana duyarlı ve sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak bir iş çok yapıyorsunuz büyük bir şekilde. Aynı zamanda. Çünkü dünyada artık büyük şirketlerde çoğunlukla ihmal edilen, sürdürülebilirlik denilen, daha uzun yıllar doğayla, insanlığın doğada var olabileceği bu temiz ve yaşanabilir çevreyi oluşturmaya artık katkı sunmaya başladılar. Siz de bunu çok önceden görmüşsünüz aslında. 15 yıl olmuş şirketinizi kuralı. Ben sırasıyla devam etmek istiyorum sizin kariyeriniz üzerinden. Sonrasında Türkiye'deki uluslararası bazı şirketlerde görev aldınız. Bu noktada Pepsi tecrübesi size neler kattı? Girişimcilik boyutuyla ya da üst düzey yöneticilik boyutuyla sizin hayatınızda nasıl bir etkisi oldu? Neler aldınız o süreçten? Pepsi Cola'da görüşmeyi İskoç bir müdürle yaptım. Bana dedi ki Necdet iki tane bölge var. Biri Bursa, biri Antalya dedi. Hangisini istersin dedi. Hangisi zor dedim. Antalya kolay dedi. Çünkü 4 ay çalışacaksın, 8 ay bayağı yavaş dedi. Bursa çok zor çünkü diğer firmanın da kalesi olan bir yer dedi. O zaman oraya gideyim ben dedim. Neden dedi? Ne kadar çok zorlanırsam o kadar çok öğreneceğim dedim. Yani sonuçta ben Bursa'da ya da Antalya'da kalmak istemiyorum. Merkeze gelmek istiyorum ve gerçekten de başarılı olmak istiyorum dedim. Ve çok hoşuna gitti. Ve ne kadar çok çalışırsam kendime yatırım yaptığımı, ne kadar çok uykusuz kalırsam o kadar çok şey öğrenebileceğimi orada gördüm. Takım çalışmasının ne kadar önemli olduğunu ve hiçbir şeyin tek başına yapılamayacağını, başarılamayacağını gece yarılarına kadar yani sonuçta bir tabii ki hiçbir şey küçümsemek değil, hafife almak değil. Çay, işte gazoz. Sonuçta bir gazlı içecek satıyorsunuz ama ruhumuzu koyduk. Çok ilginçtir. Tabii bu da şirketin başarısıdır aynı zamanda. Sadece kişiler değil. Yani size onu veriyorlar. Adeta kanınıza işliyor ve yüreğinizi koyarak müthiş bir performansla gece gündüz çalışıyorsunuz. Ne o? O gazlı içeceği bir numara yapacaksınız. Onun için uğraşıyorsunuz. Onu öğrendim. Finansal verilerin nasıl okunması gerektiğini öğrendim. Satışın nasıl yapılacağını öğrendim. Hızlı hareket etmek gerektiğini öğrendim. Bütün bunlar girişimde çok önemli. Yani hızlı hareket etmediğiniz takdirde karşınızdaki rakip firmanın bir gecede işleri bitirebileceğini öğrendim. Bir arkadaşımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin hemen orada ismi lazım olmayan bir kafeyi tamam dedi, biz dedi anlaşmayı yaptık dedi. Dedim sözleşme var mı? Yok dedi, yarın sabah yapacağız dedi. Peki dedim, yarın sabah bekleyelim o zaman dedim. Erkenden de gidiyoruz dedim arkadaşlar, aman dedim ne olur ne olmaz dedim. Biz ertesi gün gittiğimizde öbür firmanın tabelası çoktan takılmıştı. Yani bizim arkadaşımız oradan gece saat 21'de ayrılmıştı. Demek ki ayrılmaz öbür firma gelmişti. Ve bunu gördüm. Çok hızlı hareket edilmesi gerektiğini anladım. Ne olacak ki? Söz verdi, yapacak. Söz möz demek ki söz uçuyor, yazı kalıyor.
Onu benim şirketimde kocaman yazar. Söz uçar, yazık alır diye. Muhasebe bölümünde, finans bölümünde yazar, satış bölümünde yazar. Aman arkadaşlar, söz uçar, yazık alır. Bazen yazı bile değerini yitirebiliyor günümüzde. Onun için bunları öğrendim. Bu firmada çalışırken çok keyif aldım, çok değerli insanlar tanıdım. Daha sonra Beiersdorf'a geçtim. Beiersdorf bir Alman firması, Nivea, Hansa Plus ve Tesa'nın ana firması. Birkaç markası daha var. Ve Almanya'nın en saygın firmalarından biri. Ben Tesa'nın genel müdürlüğünü yaptım. Rakibi de Üçend. Bunu gençlerle özellikle paylaşmak isterim. Yani çok büyük otomotiv firmalarının, beyaz eşya firmalarının çok ciddi oranlarda, miktarlarda kullandığı bantlar vardır, yapıştırıcılar vardır. Bunları yapan dünyanın dev bir firması. 1880'lerde kurulmuş dev bir firma. Onun genel müdürlüğünü yaptım. Bir Alman firmasının genel müdürü olarak da Amerikalılar yani PepsiCo'la, Amerikalıların kültüründen, ki 10 yılda orada kaldım, bir anda Alman kültürüne geçtim. Biraz ürkütücüydü. Çok keyif aldım. Onlardan da çok şey öğrendim. İnsan ilişkilerinin daha derin olduğu ilişkilerin olabildiğini gördüm. Amerikalılar gülümser, hello, good morning, hi, how are you, tamam çok güzel. Ama ne söyleyeceğinizin çok önemi yoktur. Yani çok hastayım da deseniz yine gülerek geçer. Alman biraz daha farklı çıktı. Sizi candan dinledi ve ilgilendi. İlgilendi. Yani ilgilenir gibi de göründü demek istemiyorum. Gerçekten ilgilendi. Bu da bana keyif verdi. Çok farklı ülkelere gittim. Oralarda yabancı insanlarla tanışarak kültür bilgimi, yabancı kültürlerin hakkında bilgilerimi artırdım. Ama en önemlisi bir şirketin A'dan Z'ye, tabii bir genel müdür olarak A'dan Z'ye uluslararası bir şirketin, 100 yaşındaki bir şirketin nasıl yürütüldüğünü gördüm. Nelere önem verdiklerini gördüm. Bazı konularda Amerikalıların çok daha iyi olduğunu fark ettim ve bunları onlarla konuştum. Dedim yani o marka bilinci Amerikalı'da çok yoğun. Yani bir eskiden Kodak vardı, hala var, gençler inşallah bilirler. Fotoğraf merakımdan dolayı Kodak firmasına girdiğiniz zaman, o şeyde Rochester, New York'tadır, koca bir bina, girdiğiniz zaman Kodak üstünüze gelir, müthiş bir gösteri vardır. PepsiCo'da keza öyledir, eminim Coca-Cola'da öyledir, görmedim. Ama Alman firması Beiersdorf'ta girdiğiniz zaman 3 tane marka vardır, Nivea, Hansa Plus, Tesa. Ne hiçbir şey bağırır, ne üstünüze gelir. Yani yok öyle bir merakları yok. Biz zaten satıyoruz, biz zaten 100 yıllık firmayız diyor. Bunu ben çok yadırgadım. Ama bir numaralar. Yani kendi alanlarında bir numara. Demek ki onlar da kendi açısından bir şeyleri doğru yapıyorlar şüphesiz. Bunları analiz etme imkanına sahip oldum. Bütün bunlar, çok sayıda hata yaptım. Çok sayıda başarılı girişimlerimiz ve başarılarımız oldu ama çok sayıda hata da yaptım. O hatalardan da tabii derslerimi aldım. Şimdi kendi şirketimde yapmamaya çalıştım. Bu yüzden de çok faydalı oldu o firmalarda çalışmış olmak. Şöyle döndüğüm zaman tabii biraz geç başladım kendi işime. 44 yaşında başladım. Biraz da mecburiyetten oldu. Ama eğer o firmalarda çalışmamış olsaydım bu noktaya kadar getirmem mümkün değildi. Yani bugünkü noktada şükürler olsun diyorum. İyi bir yöne doğru gidiyoruz. Ülkemizi güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Güzel bir hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Devam edeceğiz. Ama olmasaydı o deneyimler, o başta sorduğunuz sorunun yanıtı da Amerika'da bulunmasaydım, zor olurdu. Gerçekten zor olurdu ve inanın siz sorana kadar da hiç düşünmemiştim Amerika kısmını. Steve Jobs'ın internette çok da izlenen bir konuşması var. Stanford Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde yaptığı bir konuşma. Orada bir konudan bahsediyor. Noktalar diyor, geriye doğru birleşir. Aynen. İleriye doğru birleşmez. Bugünden bakınca şu anki deneyimler nereyi taşıyacak beni tam öngöremeyebilirsiniz. %100. Hatta canınızı sıkan durumlar olabilir. Niye ben bunları yaşıyorum ki diyebilirsiniz. Çok bir doğru. Süre sonra geriye dönüp baktığınızda o canınızı sıkan konuların iyi ki öyle olmuş dediğiniz durumlara sizi taşıyan olaylar, gelişmeler olduğunu da görebilirsiniz. Kesinlikle. Süreç içerisinde hepimiz aslında benzer şeyleri deneyimliyoruz. Sizin anlattıklarınız üzerinden de önceki tecrübeleriniz, yurt dışındaki
farklı kültürlerdeki tecrübeleriniz, farklı şirketlerdeki tecrübeleriniz aslında size bugün yapmış olduğunuz işe taşımış gözüküyor. Doğru, o tesadüfler. Oradaki yetkinlikler, örneğin ilk Türkiye'ye döndüğünüzde edindiğiniz tecrübelerin içerisinde takım çalışması. Evet. Bu girişimcilikte de son derece önemli bir konu. Hatta 21. yüzyıl becerileri deniyor şimdilerde. Hı hı. İşte collaboration, birlikte çalışabilme, tabii, creativity, yaratıcılık, yaratıcı problem çözebilme, critical thinking, eleştirel bakabilme, farklı bakabilme konulara çözüm getirebilme ve iletişim becerileri, communication, bu da olmazsa olmaz. Sizin edindiğiniz tecrübelerin içerisinde bunlara karşılık gelen şeyler de var aslında. Şu da çok önemli bir konu, adanma. Evet. Bunu yaptırtabiliyorsa bir firma, bu bağlılığın da en üst noktası aslında. Hani hı-hı, memnuniyet hı-hı, vardır, hı-hı, çalışan memnuniyeti. Evet. Bunun üzerine bir basamak daha eklerseniz sadakat, onun da üzerinde adanma, özveriyle çalışma. Bu bugün şirketlerin yapmak istediği çalışanlarıyla ilgili en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Kesinlikle. Adanma konusu. Onunla ilgili bir hikaye anlatmak isterim. Tamam, sana. Unutmayın lütfen. Finansal konularla ilgili tecrübelerinizi artırdınız. Hız, çeviklik, bunlar çevik şirket olmak hatta. Dışarıda bir takım gelişmeler oluyor. Siz de şirket olarak aynı hızda karşılık veremezseniz o zaman karşılık veremediğiniz noktada geri kalıp yarış dışı kalabiliyorsunuz. Hem de özellikle teknoloji işindeyseniz bu çok daha hızlı seyredebiliyor. Bir anda o dev firmalar oyun dışı kalabiliyorlar. Söz uçar yazı kalır da insan tecrübe ettikçe bazı tecrübeler onun olumsuzluğunu yaşayınca öğrenme bedeli olarak aslında hayatınıza aldığınız şeylerdir. Tecrübe. Onlardan bir tanesi de bu söz uçar yazı kalır konusu. Bilgelik de söylenmiş bir söz bu çok. Çok. Tecrübe edince insan bir kez daha belki işte sizin yaptığınız gibi şirketinizin duvarlarını asacak kadar. Evet. Belki de herkes asmalı bunu duvarlarına. Önemli hale gelebiliyor. İnsan ilişkileri çok önemli ve 1800'lerde kurulmuş bir şirketin halen devam edebiliyor olması da müthiş bir başarı. Tabii. Bu da işin kişilere değil de kurumsal yapılara bağlı olduğunu gösterir bir şey aslında. Çünkü kişiler gider bazen, ondan sonraki gelecek kişiler kişi odaklıysa, sistem kurulmamışsa, kurumsal bir işleyiş yoksa, neyin nasıl yapılacağı belirli değilse o zaman işler sarsılabiliyor. Vehbi Koç'un bir sözü var, diyor ki ben sağlığımda şunu yapmaya çalıştım diyor, müesseseleşmek. Evet. Çünkü ben şirketten ayrıldığımda ya da bu hayattan ayrıldığımda devam edecek mi etmeyecek mi konusunu belirleyen şeylerden bir tanesi de bu. Onun için çok önemli çıkarımlarınız olmuş. Bunları böyle üzerine geçmiş olduk. Ekleme yapabilirim. Eklemek istediğiniz konuyu lütfen. Notlar aldım sizin söylediklerinizden. Hı-hı. Güzel şeyler hatırladım. Şimdi iletişim çok önemli. Takım çalışması çok önemli. Geçenlerde birkaç hafta kadar önce mühendis arkadaşlarının odasından bayağı hummalı bir tartışma sesi geliyordu. O öyle olacak diyor. Hayır diyor, yanlış diyor. Kitaplar açıyorlar, böyle diyorlar. Telefon açıyorlar. Hocalarını arıyorlar, çevre mühendisleri arkadaşlar. Birisi yabancı asıllı, ikisi bizim Türkiye'deki okullarımızdan mezun. Çok değerli arkadaşlar, genç arkadaşlar. Genel koordinatörümüzü aradım. Ya dedim, dinliyor musun dedim ya. Çok keyifli dedim. Ya, müthiş dedim. Ya, arkadaşlar gerçekten ruhlarını koyarak ve bir iletişim içindeler. Ne zaman sessizlik oluyor, eyvah diyorum. Hiç konuşmuyorlar arkadaşlar. İnşallah doğru yapıyorlar. Tabii ki sessiz olması gereken zamanlar da var. Ama o takım çalışması veyahut da diyorlar ki dur bir dakika ya, teknik arkadaşı soralım, Mustafa'ya soralım, Yusuf'a soralım. Müthiş. Çünkü sormadıkları zaman mutlaka hatayla karşılaşılıyor. O takım çalışması çok önemli. Bunu kendi şirketimde o kadar başarılı henüz yapamadım. Tabii insanın kendi şirketi olunca bambaşka zorluklarla karşılaşıyorsunuz ama PepsiCo'da çok farklı bir şey yaptım. Bayersdorf'ta da yaptım bunu. PepsiCo'da şirketteki ilk şirket pikniğini yaptım. Dediler ya ne yapıyorsun? Ne pikniği? Yani gazoz satımıyla ne alakası var? Takım oluşturuyoruz. O birlikleri oluşturuyoruz. Herkes ailesiyle geldi. Herkes birbirini daha yakından tanıdı. Top oynadık. Yerler ziyaret ettik.
bir sinema salonunu kapattı, küçük bir sinema salonu, hep beraber film izledik. Dar alanda kısa paslaşmalar diye bir Türk filmi, Derviş Zahim'in Türk filmini izledik. Bütün bunlar bizi daha iyi bir takım haline getirdi. Hı hı. Go-kart pistini kapattık. Aileler olarak go-kart'ta yarış yaptık. Hı hı. Karım kazandı kupayı, işin kötüsü. Çok keyif aldık. Yani bütün bunlar da çok hoştu. Bu bir. İkincisi, dediğiniz çok doğru. Her işte bir hayır var. Yani olumsuz gibi görünen bir işte bile, onu da öğrendim. Sonuna kadar mücadele ediyorum, çok istiyorum ama olmadığı zaman da hiç üzülmüyorum. Her işte bir hayır var diyorum ve o kadar da örneklerini gördüm ki iyi ki almamışım o işi dediğim işler oluyor. Onun için sonuna kadar mücadele edip olmadığında da hayıflanmaya ve dikiz aynasına bakmaya hiç gerek yok. Sevdiğim bir tabirdir, dikiz aynasına bakarak otomobili kullanamazsınız. Ara sıra bakacaksın, unutmayacaksın ama hep önünüze bakacaksınız. Dolayısıyla evet, her işte bir hayır var ve o noktaları ancak geriye bakınca vay be diyor insan gerçekten de. Hı hı. 1880'lerde kurulmuş firma dediniz. Şimdi bu Beiersdorf'ta daha bir anlamlı, yani şöyle daha bir anlam derken gerçekten bugün bütün otomobilde, bütün beyaz eşyada, şu Mobilya'da bile kullanılan çift taraflı bantlar, 5000 çeşit bant var. Yani düşünseniz belki 5 adet bant sayarsınız, 5000 çeşit bant var. Ama gazoz firması yine 1800'lerde kurulmuş gazoz ve bunu bir dünya markası yapmış. Bir iş ne kadar ciddi yapılırsa o kadar kalıcı olabiliyor ve bir dünya markası haline gelebiliyor ve bunu her konuda yapabilirsiniz. Yani küçümsemek değil, sonuçta milyonlarca insan ekmek yiyor, şu bu. Ama gazoz yer sonuçta. Ve bunu gerçekten dünya markası yapmak ve kurumsallaştırmak, bir dünyaya yaymak, onu öğreniyorsunuz. Hiçbir şeyin hafife alınmaması gerektiğini anlıyorsunuz. O firmalarda onu gördüm. Mesela bir Disney World'a gittiğimde, ilk defa gittiğimde Luna Park. Ya dedim, Luna Park işi bu kadar ciddiye alınabilir mi? Luna Park. Dönme dolap sonuçta. Olağanüstü bir marka olmuş ve insanlar müthiş paralar yatırarak çocuklarını getiriyor. 2 yılda, 3 yılda bir geliyor. Müthiş bir servet harcıyor orada. O Luna Park'ta bulunmak, o karakterlerle olmak için ciddiye alındığı takdirde hep arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Ya masayı şöyle tutarsan kaldıramazsın. Ama yüklenirsen başaramayacağın bir şey yok. O Mickey Mouse'la bir dev yaratmışlar. Gazoz'la dev yaratmışlar. Onları orada işte Amerika'da gördüm. Onları PepsiCo'da gördüm, Beiersdorf'ta gördüm. Ve kendi firmamda da herkesin ya gerçekten yapabilecek misin? Yapmışlar. Almanlar yapmış, Fransız yapmış, Kanadalı yapmış. Niye yapmayayım ki dedim. Yani biraz fazla büyük konuşmuşum. Zor olduğunu gördüm ama belli bir noktaya getirdik baştan da söylediğim gibi. Yapılan iş her ne olursa olsun o işi ciddiye aldığınızda aslında bir vizyon ortaya koyduğunuzda, bir gelecek hayali ortaya koyduğunuzda ve adanarak o işin peşinde koştuğunuzda o işin büyüme potansiyeli çok artıyor. Tutkuyla o işin peşinde çok giden insanlar başarı olasılığını çok artırıyor. Ondan sonra da bu arada başarıyı yakaladıktan sonra da şu da çok önemli bir şey. Daha önce oraya gelmek üzere yapmış olduğunuz şeylerin bazılarından vazgeçtiğinizde gerileye de biliyorsunuz, düşe de biliyorsunuz. Yapmanız gereken sürekli şeyler de olabiliyor. Evet. İşte yüksek performanslı bir ekip çalışması örneğin. Çok büyük başarılar ortaya koyduktan sonra biz zaten büyük firmayız demek mesela. Zaten pazar lideriyiz. Biz yön veriyoruz. Siz şimdi yön veriyorsunuz. Aynı gücü, heyecanı göstermediğiniz sürece bir süre sonra belki de rakipler, hele ki şu devirde, çok hızlı Kodak. Sizi yakalayabilir. Kodak. Evet. BlackBerry, Nokia. Tabii. Çok örneği var. Çok bariz, bilindik örnekler. Bir de Forbes örneği verilir biliyorsunuz. 100 yıl önceki Forbes listesinde kalan firmalar 100 yıl sonra büyük bir kısmı 5-10 yılda bir değişiyor liste. Şimdi çok daha hızlı, çok daha hızlı şekilde değişim söz konusu. Adanmaktan, ciddi almak. Adanmaktan bahsettiniz ya, kendisini adamaktan. Benim mülakatlarda gençlerle paylaştığım hikayelerden biridir. NASA'da çalışan Hademe. Hademe.
burada üniversitede olduğu gibi gördüğümüz arkadaşlar işte koridorları temizliyorlar. Hademe'ye soruyor, ne iş yapıyorsun diye. Uzaya adam gönderiyorum diyor. Yani kendisini burada da bilim insanları yetiştiriyor aslında. O Hademe burada o ekibin bir parçası olarak onu hissetmesi, aidiyeti, NASA'nın bir parçası olduğunu hissetmesi çok önemli. Yani ben ofis boyumuzun da, asistanımızın da Türkiye'nin sularını temizliyoruz, atık sularını temizliyoruz, dünyanın geleceğine katkıda bulunuyoruz'u hissetmesini çok istiyorum. Bunu bazen başarabiliyoruz. Olmuyor tabii, herkes de olmuyor aynı derecede ama bu çok önemli. Yani şöyle bakabilirsiniz, yani sonuçta ofis boyluğunu yapsın, asistanlığını yapsın değil. Hissedebilirse daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bir hikayemiz daha var. Yine gençlerle paylaştım. Louis Armstrong, trompet ustası. Gecenin geç saatinde birisi kapısını çalıyor. Elinde trompet. Üstad diyor, ben de çalıyorum da diyor, senin trompetin gibi ses çıkartamıyorum diyor. Gel bakalım içeri diyor. Alıyor içeriye. Çal bakalım diyor. Güzel bir şekilde çalıyor. Güzel diyor, tebrik ederim diyor. Şimdi bir de ben çalacağım diyor, yetiyor trompetini. Aynı parçayı müthiş bir farkla çalıyor. İşte bunu söylüyorum diyor, ben bu sesi çıkartamıyorum diyor. Sen ne üflüyorsun diyor. Nefesimi üflüyorum diyor. Ben ruhumu üflüyorum diyor. Eğer ruhunuzu üflerseniz, gerçekten yüreğinizi koyarsanız o ses farklı çıkacaktır. Ama nefes üflerseniz herkesin çaldığı trompetten çok farklı olmayacaktır. Nefesiniz biraz daha güçlü olabilir. Ruhunuzu koyarsanız bambaşka bir ses çıkacaktır. Müthiş bir hikaye. O ruh katma işi, her ne iş yapıyorsanız yapın, ruh katabiliyorsanız o zaman farklı bir şey yapmış oluyorsunuz ve duygularına dokunabildiğiniz noktada insanlarda da bağ yaratabiliyorsunuz. Hem çalışanlarda hem de dış müşterilerde, nihai müşterilerde. Ve bu marka sadakati sağlıyor, akılda kalıcılık sağlıyor. Çok önemli bir konu. Müşteriyi etkiliyorsunuz. Hakikaten dediğiniz gibi fark yaratıyorsunuz. Onu hissediyor müşteri ve farkı yakaladığında siz o kalabalıktan sıyrılıyorsunuz ve sizi bırakmıyor. Yani lütfen zannetmeyin ki biz Almanlardan çok düşük fiyata veriyoruz, İtalyanlardan çok düşük fiyata veriyoruz. İnanın o fiyat farkıyla Alman, Türk baktığı zaman ya tamam evet yani Planet Tech daha hesaplı ama ben Alman'a giderim der. Ama öyle bir sadakat, öyle bir özveri, öyle bir heyecan gösteriyoruz ki dur ya diyor, bu adamlar hakikaten müthiş bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fiyatı da iyi dediği zaman biz alıyoruz. Almanların elinden iş alıyoruz. İtalyanlardan alıyoruz. Ve bunu da bir iki kez değil, sürekli hale getirdik artık. Demek ki evet, dediğiniz gibi o işte müşteriye de yansıtabiliyoruz. O yüreğimizi koyduğumuzu hissettirebiliyoruz. Bu konu aynı zamanda öğrenen organizasyonlar diye bir konu var. Kurumların da yapmış oldukları faaliyetlerden, deneyimlerden, müşterilerden, tedarikçilerden, herkesten öğrenerek daha çevik hareket etmeye yönelik bir refleks geliştirmesini ifade ediyor ve paylaşılan vizyon diyor. Evet. İşte o büyük bir amaca hizmet edildiğini ekiplerin anlaması meselesi ve işte adanmayla birlikte işin içine ruh üflenmesi meselesi, bunlar fark yaratıyor, duygulara dokunuyor. Farklı grupları, ekipleri yönettiğiniz uzun yıllar boyunca, şu anda da kurucusu olduğunuz şirkette yöneticilik yapıyorsunuz ve şunu merak ediyorum, ekip oluştururken neye dikkat edersiniz? Hangi kişilik özellikleri ya da yetkinlikler sizin için önemlidir ekibinizde? Geçen gün bir arkadaşımızla, mühendis arkadaşımızla konuşuyordum. Ya dedim, seni çok seviyorum, çok başarılısın. Ama niye seviyorum biliyor musun dedim. Yani Türkiye'nin en iyi mühendisi falan değilsin dedim. Zaten daha 30 yaşında bile değilsin. Ama iyi bir insansın. Etiksin, şirketin çıkarlarını kolluyorsun, bu yaptığın işe çok önem veriyorsun. Şirketin çıkarlarını kollarken karşı tarafı düşünmeden değil, hakikaten dürüst ve etik bir şekilde koruyorsun. Diyeceğim o ki, öncelikle etik olmak ve iyi bir insan olmak gerekiyor. İyi bir mühendisten önce iyi bir insan olmak gerekiyor. Eğer o dürüstlük ve
etik değerler ya da EQ dediğimiz o duygusal zeka yoksa bir süre sonra belki benden kaynaklanıyor. Belki böyledir ama ben hep çalıştığım firmalarda, organizasyonlarda duygusal zekası olan insanlarla çalışmak istedim. Ve çalıştım. Kendisini başkasının yerine koyan insanlarla çalışmak isterim. Tabii ki arkasından nispeten iyi okullardan mezun arkadaşlar ve yaptığı işi seven, önemseyen ve saate bakarak çalışmayan insanlar. Biz şimdi baktığım zaman bizim işimiz gerçekten de zor. Bir imalat yapıyoruz. İmalattan sonra önce tasarım yapıyoruz. Projeyi planlıyoruz, hesapladıktan sonra makineyi imal ediyoruz. Sonra Meksika'ya gönderiyoruz. Avustralya'ya gönderiyoruz. Meksika 9 saat bu tarafta, Avustralya 7 saat bu tarafta. Allah aşkına her iki tarafa da WhatsApp'tan mesaj geldi her iki taraftan. Onlara da gece yarısı da cevap da verebiliyoruz. Çok rahatlıktan birisi, yani şimdi bunu bir Alman'a söylesek, bir dakika ya saat 18'den sonra WhatsApp'a bakmak falan doğru değil. Vallahi haklısınız. Ama biz ancak o şekilde bir fark yaratabiliyoruz. Çünkü biz sonuçta Türk'üz. Ve Alman'ın karşısında kendimizi ispatlamamız gerekiyor bir şeylerle. Dolayısıyla o takım çalışmasına ayak uyduracak, etik değerleri yüksek ve o adanma, o İngilizce tabiri dedication ve bir başka özellikle yine İngilizce tabirle başlayacağım. Sense of urgency, o aciliyet duygusunu hisseden arkadaşlarla çalışmaya çalışıyorum. Yani Meksikalı bize bu sabah mesaj gönderdiğinde, şöyle bir sorun var dediğinde çok fazla bekletemezsiniz. Adam zaten gece 12'de göndermiş onu. Burada bir saat daha gecikse sabah 1'e kadar da uykusuz kalacak adam. Bizim bir an evvel cevap vermemiz lazım. O aciliyet duygusunu da hisseden arkadaşlarla çalışmak çok önemli. Kendisini şirketin parçası olarak görüp, tabii o bizim de, bize de çok bağlı. Yani bizim de onu gösterebilmemiz lazım. Kendisini şirketin parçası olarak görüp geleceğe ve kendisine de yatırım yapabilecek arkadaşların peşindeyiz. Sigara içmeyen arkadaşlar istiyoruz. Firmamıza yakın oturan, İstanbul için önemli. Bu arkadaşlara bakıyoruz. Ama özünde hepsinden önemlisi etik değerleri ve duygusal zekası yüksek insanlar. Daha iyi bir mühendisten daha önemli bizim için. Katılıyorum. İyi insan olmak dediniz. İyi mühendis olmak, iyi iletişimci olmak, iyi her ne olunacaksa olmaktan ziyade iyi insan olmak çok önemli bir ilke diye düşünüyorum. Çünkü kişi iyi insan olursa her ne mesleği yaparsa yapsın zaten onun çok sonuçları da iyi olacaktır. Etik konusuna da çok katılıyorum. Etik konularda güvenebileceğiniz, bu arada güven de çıkıyor bunun içerisinde. Ve başarılı ve mutlu şirketlerin ortak özellikleri nelerdir diye baktığımızda bu konuda bir metodoloji de geliştirmiş olan uluslararası bir firma var. Mutluluk araştırmaları yapıyor. Best Place to Work. Konuş oldukları modelin kalbinde güven var. Güven yoksa zaten diğer aranılan özelliklerin hiçbirisi oturmuyor. Güven çok önemli ve ben programımızın da adı Yetenek ve Başarı. Yetenek yönetimi konusunda çalışmalar yapıyorum. İnsan kaynakları yönetiminin yeni adı da diyebiliriz. Talent Management denilen konudan bahsediyorum. Yetenek başarıda çalışmayla birlikte desteklenirse bir fonksiyonu var. Bununla birlikte yetenekten ziyade karakter ya da etik konuları olan bağlılık çok daha belirleyici. Kişi çok büyük bir potansiyel sahibi olabilir. Deha derecesinde doğuştan getirmiş olduğu bir yatkınlık vardır belirli konularda. Bununla birlikte siz güvenemiyorsanız o kişiye ya da o kişinin kalbini kazanamamışsanız, kurumunuza aidiyet duymuyorsa bir kıymeti yok. O deha derecesindeki potansiyel bir süre sonra başınıza iş dahi açabilir ya da sırtını dönüp gidebilir. Onun için benim geliştirmiş olduğum iş hayatında yetenek yönetimini tanımlayan bir model var. Şöyle özetleyecek olursak, yetenek denilen şey zeka alanlarının altını dolduran kategoriler. Farklı alanları var. Ve bu konuda yapılmış araştırma ve modellere bakınca işin içerisinde belirli bir zeka alanına, türüne giren
ortalama derecede en az bir zeka gerekiyor yeteneğin içerisinde. Hı hı hı. Sonra yaratıcılık gerekiyor ve sonra da task commitment diyor orijinalinde. Yani bir göreve adanma, bağlılık ve sonuçlandırabilme aslında. Çok bir güzel. İşe başlayıp sonunu getirebilme konusu. Bunun artı o şirkete ve fonksiyona yönelik yetkinliklerle desteklenmesi lazım. Bir de yetkinlikler var işin içerisinde. Yetkinlikler de mükemmel performansı ortaya koyan bilgi, beceri, deneyim ve davranışlar. Buna bağlılığı ilave etmek gerekiyor. Engagement çok denilen da. Şey. Bağlılık yoksa da olmuyor. Bu da yetmez. Bağlılık da var da bir de buna değer yaratmayı eklemek gerekiyor. Değer yaratmak nedir? Fayda sunmaktır. Yani kurum için faydalı işler yapmaktır. Bunu da yapabiliyorsa kişi o zaman işte yetenekten söz etmek mümkün. Bunlardan bir kısmı olmazsa orada yetenek denilen şeyden söz etmek çok olası değil. Bunun da temelinde işte güven var ve etik davranışlar var. Hı hı. Yani o meslek için, o şirket için önemli konulara önem verebilmek. Evet. Ya sizin değerlerinizle firmanın değerlerinin örtüşmesi demek. Evet. Bu da huzursuz eden bir şey. Sizin değerlerinizle, yani sizin önem verdiğiniz konularla firmanın önem verdiği konular ya da faaliyet alanı eşleşmiyorsa bu bir çatışma yaratır. Çok doğru. Dolayısıyla sıkıntılı durumlara götürebilir. Siz bir şey söylediniz. O deha başınıza dert olabilir, bela olabilir. Ne var aklınızda? Nasıl olabilir? Ben size sorayım. Var mı aklınızda bir şey? Yani baktığımızda üstün yetenekli kişilerin negatif konular üzerine uzmanlaşmaları bugün bakıyoruz ki örneğin yazılım alanında. Ülkelerin güvenlik politikalarına dahi zarar veren bir noktaya doğru götürebiliyor. Bu kişi halbuki olumlu bir düzlemde ortak bir pozitif amaç için çalışsa çok başarılı işler yapabilir. Kurumları hackleyebiliyor, insanların bilgi güvenliğini tehlikeye atabiliyor ya da insanların finansal durumlarından alıp orada istismar edebiliyor. Bunları alıyor, çıkar sağlıyor. Bir sürü şey olabilir. Aynen. Kurum içinde alıp ne bileyim işte bilgi gizliliği, ticari sırları paylaşabilir vesaire. Bizim çok yaşadığımız konulardan biri oldu bu. Sizin programınıza gelirken şöyle bir sözle karşılaştım. La Fontaine'in bir sözü bu. Bilmiyordum. Namuslu birini aldatmak kadar kolay bir şey yoktur. Çok da kolay aldatılabiliyorsunuz. O deha gerçekten sorun olabiliyor. Tabii bizim şirketimizdeki, daha doğrusu bizim bu faaliyet alanımızda atık su arıtma yapıyoruz. Türkiye'de 1000'e yakın arıtma firması var. 1000'e yakın arıtma firması var. Atık su arıtma ve temiz su arıtma da var. Ama bizim yapmış olduğumuz bu Alman teknolojisini dünyada yapan 20'den az firma var. Yani çok özel bir şey yapıyoruz biz. Çok az enerji sarf ediyor. Onun için Avustralya'dan, Meksika'dan geliyorlar. İşte bizden istiyor. Yunanistan'ın köylerinin arıtmasını yapıyoruz falan. 20 ülke diyoruz. Ve 20'den az firma var diyoruz. Şimdi tabii bizim bu teknolojiyi Türkiye'ye tanıtabilmemiz ki bir şirket daha var Türkiye'de, biz iki şirketten biriyiz. Bunu tanıtabilmek için müthiş bir çaba sarf ettim. Bireysel çaba sarf ettim. Şirket olarak çaba sarf ettim ve sistemi ortaya çıkarttıktan sonra, bütün belediyelere tanıttıktan sonra işte o deha olmasa da o arkadaşlarımız şirketten ayrılıp bütün verileri de yanlarına alıp bu sistemi kopyalamaya çalıştılar. Yani bizim emeğimizi aslında çalmak istediler. Eğer düzgün çalsalardı, layıkıyla yapsalardı, başarılı sistemler yapsalardı yine kabul edecektim. Ama onu da yapamayınca, o sistemde başarısız olunca, bu bardak her yerinden su akıtınca o zaman bu bardağa bakanlar ya o bardak zaten çalışmıyor. Ve o sistem daha doğmadan ciddi bir zarar gördü, hasar gördü. Bir de böyle zararları var. Yani öyle trajikomik şeylerle karşılaştım ki Dinçer Bey. Şunu söylediler. Yani biz mükemmel bir sistem yapmışsınız. Mutlaka nasıl olsa çalacaklar. İlk çalan biz olmak istedik dediler. Kamera şakası zannettim. Bu kadar açık yüreklikle hırsızlık yapan, yapacaklarını söyleyen insanlarla karşılaştım. Bunu niye anlattım?
dertleşmek değil ama girişimci olmaya karar verildiğinde bütün bunlara hazır olmanız gerekiyor. Hı hı. Yani mekanik zorluklar, atık suyu arıtmanın zorlukları, bunlar hep bir şekilde hallediliyor da insanlardan gördüğünüz o hainlikler ve arkadan bıçaklamalar, onlar insanın çok ağırına gidiyor ama yaşayacaksınız. Sormak istediğim konuya aslında güzel bir giriş oldu. Girişimci olduğunuzda yaşadığınız en büyük sıkıntılar neler oldu? Bir kısmından bahsettiniz aslında şimdi. Güven noktasında istismar eden kişilerin yaratmış olduğu durum. Bunun dışında girişimci olmayı düşünenler için neler önerirsiniz? Siz hangi zorluklarla karşılaştınız? Neleri yapmazdınız şimdiki tecrübenizde? Çok önemli bir şey söylediniz. İlk başta çok önceden görmüşsünüz dediniz. İyi bir şey değil. Her şey zamanında olmalı. Ben çok fazla önceden girmişim bu işe. Yani Victor Hugo'nun çok güzel bir sözü var. Zamanı gelmiş bir fikirden daha güçlü bir şey yoktur. Orduları bile durdurur. Zamanı geldiyse o fikir mükemmel bir fikirdir. Ve harekete geçmeniz lazım. Ben 15 yıl önce bu işe başladığımda zannettim ki bana kırmızı halı serecekler. Ya Hürriyet Necdet Aydoğan, biz de seni bekliyorduk. İyi ki geldin diyecekler zannettim. Halbuki hiç öyle olmadı. Niçin uğraştın ki atık su arıtma sistemleri yaparak? Biz ne güzel atık suyumuzu Marmara'ya, Ergene'ye, Van Gölü'ne, Tuz Gölü'ne ve diğer nehirlere veriyoruz dediler. İnanamadım. Ve o zaman ben gerekli çalışmayı yapmadığımı ve çok romantik bir şekilde başladığımı anladım. Yani sular hızla kirleniyor ve insanlar temiz suların peşinde ve beni bekliyorlar. Tabii ki Türkiye'de bir su arıtma vardı. Yani ben daha farklı bir Alman teknolojisini getirdiğim için hiç öyle olmadı. Dolayısıyla çok erken girmenin ne kadar yanlış olduğunu gördüm o aşamada. Her şey demir tavında dövülür. Ne oldu ben erken girdiğimde? Bütün param tükendi. Bütün kaynaklarımı tükettim. Defalarca suyun altını gördüm. Nefessiz kaldım. Ve hep birisi elimden tuttu çıkardı. Yani dostlarım, arkadaşlarım yardımcı oldu. Bazen bir proje imdadıma yetişti. Ama o sırada nefessiz kalıp gerçekten ölebilirdim. Yani bunu yaşamamak için çok iyi analiz etmek lazım. Bir bütçe çıkartmak lazım. Tabii ki herkes bunu biliyor. Tabii ki bütçesiz bir yol haritası çıkılmaz. Yola o bütçeyi yaptıktan sonra normalde yurt dışında baktığınızda o bütçeyi 2 ile çarpmanız lazım. Türkiye'de 3 ile çarpsanız daha iyi olur. Çünkü hiç beklenmedik şeyler çıkacak. Sizin siyasi görüşünüz bile önünüze engel olarak çıkacak. Ya nasıl çıkabilir? Siz sonuçta suyla ilgili bir şey yapıyorsunuz. Öyle olmuyor. İnsanlar farklı bakabiliyorlar. Ve dolayısıyla bütün bunlara hazırlıklı olmanız lazım. En yakınınızdakiler bile bir süre sonra size destek olmamaya başlayacak. Aileniz bile sizi çok sevdiği için. Ya yeter artık Necdet, istersen deneme bak, yani çok yıpratıcı. Şaşıracaksınız ve pes etmeyeceksiniz. Pes ettiğiniz takdirde onca emek de gidecek ama en yakınınızdakiler bile. Benim kızım bana şunu söylemişti. Şimdi yurt dışında kulakları çınlasın. Baba, dünyayı kurtaracağını önce bizi kurtarsaydın daha iyi olmaz mı demişti. Haklıydı. Çünkü sonuçta bir Alman şirketindesiniz. Bir eliniz yağda, bir eliniz baldayken bir girişimde bulunuyorsunuz. Neyiniz varsa satıyorsunuz. Özür dilerim. Herkesten borç alıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz sonuçta. Bütün bunlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Girişimcilik, vahşi bir ormanda karşınızda ne çıkacağını öngöremediğiniz bir yolculuğa da benziyor. Hiç beklemediğiniz. Tuzaklarla dolu. Tuzaklarla dolu. İşte sizin yaptığınız işi işte suistimal edebilecek çok sayıda kişi, sizi vazgeçirmeye çalışacak çok sayıda kişi, aileniz dahil buna, en yakın arkadaşlarınız dahil. Bu süreçte iç motivasyon, kendi kendini motive edebilmek çok önemli bir yetkinlik. Başka çareniz yok. Ve pes etmemek, bunlar son derece önemli. Programımızın sonlarına doğru gelirken bizi izleyen izleyicilerimize, kariyerinin başında, ortasındaki kişilere neler tavsiye edersiniz? Kendilerini nasıl geliştirsinler, neler katsınlar? Bizi çok sayıda genç insan izliyor. Doğru. Öğrenciler var özellikle. Neler tavsiye edersiniz? Son olarak bunu aldıktan sonra tamamlamış olacağız. Güzel bir alan ve gerçekten yüreklerini koyacakları bir alan seçmeleri lazım.
uzun soluklu bir yarış olduğunu, bir koşu olduğunu unutmamaları lazım. Eğer o hedef, kelimeyi ulvi'den başka bir kelime bulamayacağım, biraz da ulvi değilse, yani çok kalem satacağım, çok bardak satacağım, tamam bundan da çok güzel para da kazanırsınız ama eğer daha değerli bir şeyse, çok gazoz satacağım, bunların hepsi çok değerli meslekler, hiçbirini küçümsemek değil. Ama ben kendi açımdan bakarak söylüyorum. Eğer öyle bir şey seçerseniz, bunun doğruluğuna ve fayda sağlayacağına inanıyorsanız peşini bırakmayacaksınız. Yanınıza mutlaka güvendiğiniz insanları alacaksınız. Bedeli ne olursa olsun. Size yardım eden insanları asla unutmayacaksınız. Siz o sizi yukarıya taşıyan insanları asla unutmayacaksınız. Hep dürüst olacaksınız. Yunanistan'dan müşterimiz geldi. Bizden 12 adet ünite istediler. Biz baktık proses çalışmasına. Ya dedik sizin 2 üniteye ihtiyacınız var. Yunan hükümeti bizden 12 tane istiyor. Ama yanlış dedik. Yani iki taneyle bu işi görürsünüz. Yazık günah paranıza dedik. Baktılar Allah Allah dediler. Çok ilginç. Adam 12 tane satacakken 2 tane indirmeye çalışıyor. Ama yok dedik yani. Doğrusu bu. Ve gittiler Yunanistan'a. 6 taneye indirdik dediler. Süper dedik. Hiç olmazsa 6'ya indi. Ve dediler ki ya bize bunu ne Almanlar söyledi, ne Çekoslovaklar, ne İtalyanlar söyledi dedi. Biz size daha çok güveniyoruz dedi. E şimdi bir de bunu siz Yunan'dan, bir Yunan'dan duyarsanız mutlu olmaz mısınız? Evet. E şimdi o Yunan firma kanımca eğer ciddi bir hata yapmazsak ilelebet bizimle çalışacaktır diye umuyorum. Dolayısıyla dürüst olacaksınız. Hiçbir zaman müşteriye yapacağınız bir yanlış hareket bugün size kazandırır ama mutlaka foyanız ortaya çıkacak. Bunları yaparsanız, yüreğinizi koyarsanız, o Çanakkale Savaşı'ndaki Seyit Onbaşı gibi o zaman 275 kiloluk o mermiyi hakikaten sırtlarsınız ve kundağa oturtturursunuz. Aksi takdirde olmaz. Pek çok şeyden vazgeçeceksiniz. Fotoğraf merakım var. Ödüller kazandım. Ama 15 yıldır ben doğru düz fotoğraf çekemedim biliyor musunuz? Hakikaten içim yanıyor. Fotoğraf çekemedim. Pek çok şeyden vazgeçeceksiniz. Sosyalleşmeden de vazgeçeceksiniz. Büyük ölçüde. 20 saat çalıştığım oldu. Edison gibi 40 saat ara vermeden çalışacak bir zihne ihtiyacınız olacak. Dirence ihtiyacınız olacak. Bunları yapamayacaksanız girin başkasının firmasında çalışın. Evet, o zaman bu güzel tavsiyeleri özetleyelim. Kariyerinin başında, ortasında olan ve kendine geliştirmek isteyen kişilere belirli bir alanda hedef koymaları, uzmanlaşmalarını önerdiniz. Ulvi bir amaç dediniz. Bir başka deyişle anlam yaratmak diyebilir miyiz buna? Anlamlı bir iş yaptığını hissetsin kişi. Güven çok önemli. Güvendiğimiz kişilerle uzun soluklu bir yolculuk, vefa var bunun içerisinde. Çok doğru. Dürüst olmak var. Ahde vefa. Ahde vefa var. Ve kısa vadeli değil de uzun vadeli düşünmek, müşterilerle de çalışanlarla da sizin o süreçte çıkarınızda olmasa bile sizin bu işte Yunanistan'daki müşterinizle olan ilişkiniz gibi. Tam tersi, çıkarımızın tersine bir olaydı. 12 evet, tane ünite satabilirdik. Bununla birlikte bu uzun vadede çok sağlam bağlar kurabiliyor. Bazı şeylerden de vazgeçmek. Güzel bir söz geliyor aklıma. Diyor ki her seçim bir vazgeçiştir aslında. Öyle. Aynen. Siz enerjinizi nereye koyacaksanız, kendinizi nereye odaklayacaksanız bazı şeyleri vazgeçmeniz gerekebilir. Aynen. Çünkü en üst düzeydeki kişinin de, hiçbir şey yapmayan kişinin de 24 saati var. Onun için bazı şeylerden feragat etmek gerekebilir. Aynen. Burada da denge kurmak son derece önemli diye düşünüyorum. Ailenizden vazgeçmeyeceksiniz. Evet. Onların desteği biterse ya da azalırsa çok zor durumdasınız. Çok şanslıyım o konuda. Kızım da eşim de çok destek. Çok önemli. Verdi. Harvard Mutluluk Araştırması var. 75 yıl sürdürülmüş bu araştırma. Çok uzun süreli ve kimler mutlu? Sosyal hayatında yakın, derin dostlukları olan insanlar, ailesiyle yakın iletişim içinde olanlar, bu noktada huzurlu ve mutlu olanlar günün sonunda çok daha mutlu oluyorlar. Çok kazanmak, kariyer, servet bunlar mutlu etmiyor insanı. Bir yere kadar tabii maddi imkanların önemi var. Bir noktadan sonra anlamını yitiriyor. Çok güzel mesajlar verdiniz. Çok keyifli bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok keyif aldım.
Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, bu hafta konuğumuz Hürriyet Necdet Aydoğan'dı. Planet Tek Çevre ve Arıtma Sistemleri şirketinin kurucusu. Haftaya farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.